Arkadaşlar, termodinamik bir dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz hakkında bilgi verelim. Evet, ikinci dersimizin konusu genel enerji analizini içerecek. Termodinamik dersinin birinci bölümünde sizlere tanımlamaları vermiştik ve bu tanımlamaların çok önemli olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede termodinamiğin birinci yasası kapsamında bir enerji analizi yapacağımızı söylemiştik. Genel enerji analizi termodinamik için çok önemli. Burada da yine giriş bilgileri vereceğiz ve termodinamiğin birinci yasasına yavaş yavaş giriş yapacağız. Arkadaşlar, geçen ders söyledik. Sistem bizim için çok önemli. Kısaca sistemi bir göz önüne alalım. Sistem sınır içine deniyor. Sistemin bir sınırı var ve bu sınırın içine biz sistem diyoruz ve bu sistemi termodinamik olarak inceliyoruz. Sistem statik enerji içerir demişim. Sistemde depolanan enerjiye statik enerji denir. Demek ki sistemde biz enerjiyi depolayabiliyoruz. Zaten sistem enerjiyi çeşitli şekillerde sınırdan gelen enerjileri kullanarak enerjiyi depoluyor. Biz buna statik enerji diyeceğiz. Sistemin bir sınırı var arkadaşlar. Sistem sınırına biz açık sistemlerde kontrol yüzeyi diyeceğiz dedik. Sisteme kontrol kütlesi diyeceğiz kapalı sistemlerde. Kontrol hacmi diyeceğiz açık sistemlerde. Kapalı sistemle açık sistemin farkı sınırından kütle transferi, kütleyle enerji geçişi olup olmadığıyla ilgiliydi. Bu çerçevede kontrol kütlesi ve kontrol hacmi tanımlarını kullanacağız ve açık sistemlerde kontrol yüzeyi diyeceğiz sınıra. Arkadaşlar, sistem statik enerji içerir dedik. Bu çerçevede sınırı delen enerjiler var. Sınırdan geçen enerjiler ısı geçişi, iş geçişi, kütle ile enerji geçişi 3 tane sınırı delen enerjimiz var. Bu sınırı delen enerjiler olmasa zaten sistemde enerji değişimi olmaz. Sınırdan geçen enerjiler dinamik enerji içeriyor arkadaşlar. Sistemde depolanmayan enerjiye biz dinamik enerji diyoruz. Sistemde depolanan enerjiye statik enerji diyoruz. Ve her zaman bileceğiz ki sistem sınırından geçen veya sistem sınırından delen enerjiler 3 tane ısı, iş ve kütle ile enerji geçişi. Evet, bir örnek verelim. Tencereyi suyla doldurduk ve ocağın üstüne koyduk. Suda buharlaşma olmasın, tencere güzelce yalıtılmış olsun, yani kül çıkan olmasın. Böylece kap bizim tencerenin iç sınırı, iç yüzeyi sınır oluyor. Bu sınırı delen ısı geçişi olsun ocaktan. Bu çerçevede incelememizi yapalım. Ocak ateşinin sıcaklığı T1, sistemin, yani burada sistem su, suyun sıcaklığı T2 olsun. T1 büyük, T2 ise ocaktan sisteme ısı geçişi olacak. Esasında bu termodinamiğin ikinci kanunu gereği oluyor arkadaşlar. Hangi sıcaklık büyükse, büyük sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru ısı geçişi olur. Burada tabii ki ocağın sıcaklığı daha yüksek olacak ve T1 büyük T2 olduğundan dolayı sınırı delen bir ısı geçişi olacak. Böylece sistemin, yani suyun statik enerjisi artacak. Delta T eşittir T1 eksi T2 dersek arkadaşlar, T1 eksi T2 sıfırdan farklıysa ısı geçişi gerçekleşir. Bu önemli bir şart. Yani ısı geçişinin olması için sıcaklık farkı olacak. Sıcaklık farkı varsa ısı geçişinden söz edebiliriz. Bir odayı ele alalım. Odada hava olsun arkadaşlar. Ve güneş ışınları camdan içeriye girsin. Bu çerçevede güneşin sıcaklığı tabii ki oda sıcaklığından yüksek. Ve güneşten odaya yine ısı geçişi olacak. Delta T sıfırdan farklı olduğu için odanın havası olan sistem ısınacak. Tabii ki odanın iç yüzeyi sınır olmak üzere sadece biz havayı sistem olarak alırsak, o sistemin sıcaklığını da T oda olarak gösterirsek bu sıcaklık artışını gözleyeceğiz.
Güneşten gelen enerji sayesinde ki bu enerji ısı enerjisi olacak. Arkadaşlar ne dedik biz? Sistem sınırını delen enerjiler bizim için önemli. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Mutfağı ele alalım. Mutfağın her tarafı kapalı olsun. Kütle giriş çıkışı yok. Ve çok iyi yalıtılmış olsun. Sınırdan ısı giriş çıkışı yok. Yalıtım dediğimizde sınırdan ısı giriş çıkışı yok. Mutfağın içindeki buzdolabını ele alalım ve kapağını açık bırakalım. Ve buzdolabını çalıştıralım. Buzdolabı çalıştığı an ne olur orada? Oda güzelce yalıtılmış. Kütle giriş çıkışı yok. Isı giriş çıkışı yok. Ama gördüğünüz gibi sınırdan elektrik işi girişi var. Sınırdan elektrik işi girişi var. Bak burası önemli. Sistem sınırını delen enerjileri göz önüne aldığımızda sistem sınırından içeriye doğru bir iş, ısı, kütleyle enerji girişi varsa ne olur? Onu şimdi tartışacağız. Bu örnekte sadece sistem sınırını delen elektrik işi girişi var ve bu sayede buzdolabını çalıştırıyor. Sistem sınırından bir enerji girişi var ise o sistemin sıcaklığı artar dedik. Yani buzdolabının kapağı açık ne olur? Zamanla bu buzdolabı odadaki havayı ısıtır. Sonuç olarak neden? Sınırdan giren enerjiler hep sistemin enerjisini veya sıcaklığını arttırır. Bu buzdolabının kapağı açık, oda çok iyi yalıtılmış. O zaman cevap odadaki hava ısınır. Çünkü sınırdan giren her türlü enerjiyi biz değerlendiririz. Bir giriş varsa ve bu oda, bu mutfak çok iyi yalıtılmışsa içerideki zaman geçtikçe içerideki ortam ısınacak. Yani sistemi delen enerjileri göz önüne aldığımızda giriş varsa mutlaka sistemin sıcaklığı artacak. Çıkış varsa sistemin sıcaklığı azalacak. Sistemin enerjisi statik enerjiden oluşur dedik. Sistemin sahip olduğu enerji mikroskopik ve makroskopik enerji olarak da ele alınıyor arkadaşlar. Bakın şimdi sistemi inceliyoruz. Yani sınırın içini, sınırın içi statik enerjiden oluşur dedik. Sistemin sahip olduğu enerji mikroskopik ve makroskopik olarak ele alınır. Sistem için enerjinin biçimlerine şimdi kısaca bakalım. Evet, sistem için enerjinin biçimlerine bakacağız. Sistem sınırın içi. Sistem sınırından enerji geçişleri olabilir ama biz sınırın içine bakıyoruz. Burada mikroskopik enerji ve makroskopik enerjiler olabilir dedik. Mikroskopik enerji dediğimizde neyi anlıyoruz? Sistemin moleküler yapısı ve molekül hareketliliği ile ilgili enerjiler. Yani moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı. Biz bunu üçe ayırırsak, birincisi ısıl enerji olsun. Isıl enerji, kimyasal enerji, nükleer enerji hep mikroskopik enerjiler. Sistemin enerjileri. Arkadaşlar ısıl enerjiyi biz duyulur ve gizli enerji diye ikiye ayıracağız. Bakın duyulur enerjiye ve gizli enerjiye ısıl enerji deniyor. Isıl, ısı enerjisi değil. Isıl enerji diyor, deniyor. Duyulur enerji ve gizli enerji ayrıntılı olarak işleyeceğiz zaten. Duyulur enerjide örneğin moleküllerin kinetik enerjisi artarsa yani sistemin sıcaklığı artarsa veya azalırsa bu duyulur enerjiye giriyor. Gizli enerji ise faz değişimi. Örneğin su kaynarken bir gizli enerji kullanımı var. Isıl enerji bir iç enerjidir ve ısıl enerjiyi biz duyulur enerji ve gizli enerji diye ikiye ayırabiliriz. Bunların ikisine de ısıl enerji deniyor. Duyulur ve gizli enerjiyi ayrıntılı işleyeceğiz zaten. Kimyasal enerji bir molekülün atomlar arasındaki kuvvetler ile ilgili iç enerji yine. Isıl enerji de iç enerji, kimyasal enerji de iç enerji. Bakın, mikroskopik enerjiler iç enerji diye isimlendiriliyor. Nükleer enerji, atom çekirdeği içindeki parçacıklar arasında var olan bağlarla ilişkili iç enerji. Yani mikroskopik dediğimizde iç enerjiden söz edeceğiz. Burada nükleer, kimyasal ve ısıl enerjiyi ele aldık. Ve moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı olarak biz mikroskopik enerjiyi değerlendireceğiz sistem için. Makroskopik enerji ne? Dış referans noktasına göre sistemin sahip olduğu enerji. Bakın sistemin dış referans noktasına göre sahip olduğu enerji. Bunlar mekanik enerji, elektrik enerjisi, manyetik enerji, potansiyel enerji, kinetik enerji olabilir. Buraya yazmadığımız başka enerjiler de olabilir.
Yani hareket, yer çekimi, manyetizma, yüzey gerilmesi gibi dış etkiler varsa, dış etkenler varsa makroskopik enerjiden söz ederiz. Örneğin potansiyel enerji. Potansiyel enerjide örneğin yer düzlemini biz referans olarak alırsak, sistem o yer düzlemine göre belli bir yüksekliğe sahipse o sistemin bir makroskopik enerjisi olarak potansiyel enerjisi vardır deriz. Örneğin sistem sıfır hızdan belli bir hızla hareket ediyorsa, sıfır hız noktası referansla bizim için onun bir kinetik enerjisi var. Makroskopik enerji olarak kinetik enerjisi var deriz. Elektrik enerjisi, manyetik enerji, mekanik enerji, yani potansiyel enerji de bir bakıma mekanik enerji. Hepsi makroskopik enerji altında inceleniyor. Demek ki sistem mikroskopik ve makroskopik enerjiler içeriyor ve biz sistemin enerjisini tanımlarken bunları matematik olarak da yazacağız. Matematik eşitlik olarak da yazacağız. Onları adım adım ele alacağız. Evet. Şimdi sunuma geçeyim tekrar. Bir saniye. Evet. Sunuma geçtik tekrar. Arkadaşlar potansiyel ve kinetik enerjiye ayrıntılı bir bakalım. Potansiyel enerji bildiğiniz gibi kütle çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yüksekliğe eşit. Birimi jül. Sonuçta metre bölü saniye kare çarpı metrenin birimi kütle pardon kilogram buraya yanlış yazmışım onu düzeltelim. Kilogram metre bölü saniye kare çarpı metrenin birimi jül. Tabii ki şunu kütleyi m olarak gösteriyoruz deyip buraya tekrar m yazmışım ben o kilogram olacak neyse. Yükseklik burada önemli. Dış referans noktası çerçevesinde yükseklik belirleniyor. Bakın dış referans noktası çerçevesinde potansiyel enerjiyi ele alabiliriz. Kilogram metre bölü saniye kare ve metre birimin çarpımı jüle eşit olacak. Potansiyel enerjinin çıkartılışı hakkında geçen ders kısaca bilgi verdik. Bu sefer eşitliğini bu şekilde tanımlayalım ve kinetik enerjiye geçelim. Kinetik enerjinin çıkartılışı hakkında daha sonra bilgi vereceğim. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareye eşit. Kütleyi bu sefer bakın kilogram olarak yazmışız tamam. Hız metre bölü saniyenin karesi. Sonuçta bu ikisinin çarpımı yine jülü bize veriyor. Ve dış referans noktası burada hız tabii ki. Hızla belirleniyor. Bu çerçevede sistemin potansiyel ve kinetik enerjilerinden yararlanacağız. Arkadaşlar sistemden söz ediyoruz. Bakın sınır içinden. Sınır içinin bir toplam enerjisi var. Onu büyük E ile gösterelim. Biraz önce konuştuk. Isı, mekanik, elektrik, manyetik, kimyasal, nükleer, potansiyel, kinetik, başka ne varsa. Bütün bu enerjilerin toplamına biz toplam enerji diyeceğiz ve büyük E ile göstereceğiz. Sistemin toplam enerjisi büyük E ise ve jül biriminde ise bunlar dediğimiz gibi ısı, mekanik, elektrik ve diğerlerini içeriyor. Evet, biz çalışırken özgül enerjilerden de yani özgül örnekli durumlardan da söz edeceğiz. Bu sefer küçük harfle göstereceğiz onu. Küçük ya yani birimi jül bölü kilogram. Bu sefer sistemin yine toplam özgül enerjisini bize gösterecek. Toplam enerjideki değişim ya da dönüşüm termodinamiğin birinci yasasıyla analiz edilir demişim. Bunu geçen derste söyledik. Termodinamiğin birinci yasası enerjideki değişimi göz önüne alır esasında. Bunu ayrıntılı olarak bugün de göreceğiz. Bizim için toplam enerjideki sistemin toplam enerjisindeki değişim önemli ve biz onu birinci yasayla ele alıyoruz. Mikroskopik enerjinin tümünün toplamına sistemin iç enerjisi denir. Biraz önce de bahsettik zaten ve iç enerjiyi biz termodinamikte büyük U veya küçük U ile göstereceğiz. Arkadaşlar birimler her zaman jül veya jül bölü kilogram. Bazen watt da olabilecek ona da bakacağız. Ama enerji birimimiz jül. Sistemin toplam enerjisini bu sefer yazarsak onu büyük E ile göstereceğiz dedik. Büyük E'nin altına sistem de yazsak daha açık olur. Sonuçta sistemin bak sınırın içinin yani sistemin toplam enerjisi, iç enerji de ayrıntılı biraz önce bahsettik. Kinetik enerji, potansiyel enerji ve diğerlerinden oluşuyor. Manyetik, elektrik, yüzey gerilmesi gibi bu eşlikte yer almayan enerjiler bazı özel durumlarda geçerli. Arkadaşlar biz şimdilik
E-sistemi U artı kinetik enerji artı potansiyel enerji olarak göstereceğiz. Diğer durumlarla karşılaşırsak tabii ki onları ekleyeceğiz. Ama temel olarak iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerji sistemin toplam enerjisini oluşturacak. Diğerlerine gerektiğinde örneklerde yer veririz. Termodinamik bir dersi kapsamında özel durumlarla karşılaşmadıkça arkadaşlar sistemin toplam enerjisi iç enerji, kinetik ve potansiyel enerjiden oluşacaktır diye tekrar bir bilgi vermişiz. Bu çerçevede değerlendirmemizi yapacağız. Birinci yasa bizim için çok önemli. Termodinamik dersini alan herkesin birinci yasayı çok iyi bilmesi gerekiyor. Her zaman karşımıza çıkacak. Siz ister termodinamikle uğraşın, ister uğraşmayın iş hayatında mutlaka bir analiz ve birinci yasa analizi gerekecek. Kapalı sistemler için konuşursak arkadaşlar, ne dedik? Biz sistemleri iki şekilde inceleyeceğiz. Kapalı ve açık sistemler. Kapalı sistemlerle çalışacaksak E-sistem işte iç enerji artı kinetik enerji artı potansiyel enerjiye eşit. Ama biz termodinamikte enerji değişimiyle, enerji dönüşümüyle ilgileneceğimiz için sistemdeki enerji değişimini delta olarak yazmakta büyük fayda var. Delta E sistem, tabii ki delta büyük U, delta kinetik enerji ve delta potansiyel enerjiden, yani enerji değişimlerinden oluşacak. Bizim için deltalı ifade daha önemli. Arkadaşlar hareketsiz kapalı sistemlerde tabii ki kinetik enerji değişimi sıfır, potansiyel enerji değişimi sıfır olacak. Yani herhangi bir yüksekliğe göre bir refere vermediysek, herhangi bir hıza göre refere vermediysek sistemi kinetik enerji ve potansiyel enerjileri sıfır alacağız. Ne zaman sıfır alamayız, ne zaman alırız? Yine ileride örneklerle onu açıklayacağım. O zaman hareketsiz kapalı sistemlerde delta E sistem tabii ki delta U'ya eşit olacak. Sadece iç enerji değişimine eşit olacak. Tabii ki özgül enerji değişimini de arkadaşlar küçük e ile gösterirsek delta E sistem, delta U küçük, delta kinetik enerji ve delta potansiyel enerji, yani jül bölü kilogram biriminde de yazılabilir. Ama delta E sistem, yani büyük E eşittir kütle çarpı delta küçük E'ye eşit olacak. Kütle kilogram, delta E sistem jül bölü kilogramsa tabii ki kapalı sistemlerde bu eşitlik jül birimiyle ifade edilecek. İster küçük harfle ister büyük harfle yaz, ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Bunun yanında sınırından kütle giriş çıkışının olduğu sisteme biz açık sistem dendiğini biliyoruz. Açık sistemleri ayrıntılı olarak ilerleyen derslerde işleyeceğiz. Öncelikle kapalı sistemlerle başlayacağız. Ama yine bir bilgi verelim. Kütle hareketi varsa, yani kütle ne demek? Akışkan hareketi varsa, bu hareket kütlesel debiyle modellenecek veya hacimsel debiyle modellenecek açık sistemlerde. Kütlesel debi ele alırsak arkadaşlar şurada bir şekil var. Bir boru içinden akışkanı gönderdik diyelim. Bu akışın yönü bu şekilde olsun, tamam. Bu akışın aktığı yöne dik bir kesit alanını her zaman ele alacağız. Kesit alanı şurası çapsa kesit alanı pi d kare bölü 4 olacak. Bu çerçevede kütlesel debiyi biz yoğunluk, kesit alanı ve ortalama hızla belirleyeceğiz. Tabii ki akışkanlar mekaniğinde bu ortalama hız kavramını güzelce öğreniyorsunuz. Sonuç olarak biz burada hızı göz önüne alacağız ama ortalama hızı göz önüne aldığımızı bileceğiz. Ortalama hız nedir? Akışkanı boru içine gönderdiğimiz hızdır. Biliyorsunuz boru içinde bir hız profili oluşuyor ki onu bu derste ele almayacağız. Akışkanlar mekaniğinde güzelce ele alınır. Kütlesel debi kilogram bölü saniye biriminde. Yoğunluk kilogram bölü metre küp ve sıvılarda sıcaklık değerine göre tablolardan okunur arkadaşlar. O sıvılara ait tablo varsa o tablodan sıcaklık değerine göre yoğunluğu okuyacağız. Gazlarda basınç ve sıcaklık değerine göre ilgili eşitliklerden hesaplanır. Bak gazlarda PV eşittir MRT'den yararlanacağız. Arkadaşlar örneğin hava için bir atmosfer basınca ait yine bir tablo var ama her gaz için tablo yok ve basınç değişkense, sıcaklık değişkense mutlaka eşitlikle onu yoğunluğu hesaplayacağız. AK boru kanal kesit alanı demiş. Tamam, metrekare burada gösterdik kesit alanı. Boru kanal içi ortalama hız ve ortalama olacak metre bölü saniye biriminde.
Evet, buradan yoğunluğu kaldırırsak şu ikisinin çarpımı hacimsel debi oluyor. Yani kütlesel debi eşittir yoğunluk çarpı hacimsel debi olarak da yazılabilir. Hacimsel debi birimi metreküp bölü saniye. Evet, iç enerji dedik. Mikroskobik bir enerjidir ve büyük U'la gösterirsek jül birimindedir. Moleküler kinetik enerji duyulur enerjidir dedik. Bak, duyulur enerji moleküler kinetik enerji. Yanan sobaya elimizi değdirdiğimiz an elimizin ısındığını hissediyoruz. Bu hissettiğimiz, duyduğumuz enerjiye biz duyulur enerji diyoruz. Gizli enerji faz değişimi, suyun kaynaması örneğin veya katılaşması. Ve bu duyulur ve gizli enerjinin ikisine de termodinamikte ısıl enerji diyeceğiz. Bir molekülün atomlar arasındaki kuvvetlerle ilgili iç enerjiye kimyasal enerji diyeceğiz. Biraz önce konuştuk ama kısa bir tekrarda yarar var. Atom çekirdeği içindeki parçacıklar arasındaki bağlarla ilgili iç enerjiye nükleer enerji diyeceğiz. Tamam. Diğer kısımlara bakarsınız. İç enerjiyi kısaca tekrar etmiş olduk. Arkadaşlar yine bir şekil üzerinde konuşalım. Güzelce yalıtılmış bir odayı ele alalım. Bu odanın sınırlarını bak kırmızıyla göstermiş. O zaman kırmızıyla gösterilen sınırın içinde ne var? Sadece hava var. Bu havanın ya da bir mumla ısıtıyoruz. Bakın odada mum yanıyor. Bu sistemin iç enerjisi değişiyor. Ama sınırlardan herhangi bir ısı giriş çıkışı olmadığı için, sınırlar yalıtıldığı için sınırlardan bir enerji geçişinden söz edemeyiz. Ve bu ısınan odayı biz incelerken şu anda aylık sistem olarak ele alırız örneğin. Ama içeride ne oluyor? İçeride mutlaka mum yandığı için bir odanın havası ısınıyor ama kırmızı çizginin içinde ne var? Hem yanan mum var hem hava var. Yani ikisi bizim için sistem. Yani mum burada ayrı bir sistem, odanın havası ayrı bir sistem değil. Şu incelediğimiz şekilde. Yani sınırı nasıl çiziyorsak ona göre incelememizi yapacağız demek istiyoruz. Bunun ayrıntısına tabii ki gireceğiz. Yine arkadaşlar bir fırını göz önüne alalım. Bakın burada önce patates varmış fırının içinde. Patatesi tek başına ele alalım. O zaman siyahla gösterilen sınır patatesin sınırı olsun. Tek başına patatesi aldığımızda ve sınırdan tabii ki ısı girişi olacak. Sonuçta fırın 200 derece santigrat. Patates başlangıçta 25 derece santigrat. 200'den 25'e ısı transferi olacak. Sınırı delen bir ısı girişi varsa bu patatesin iç enerjisi artacak. Sonuçta ona göre biz termodinamik birinci yasasına göre bir inceleme yapacağız. Ama fırının şu dış siyah sınırını göz önüne alırsak bu sefer 200 derecedeki fırını ve fırın içi havasını, fırının kendisini, patatesi hepsini sistem olarak alabileceğiz o zaman. O zaman ne değişecek, ne değişmeyecek ayrıntılı olarak işleyeceğiz ama bizim çizeceğimiz sınırlar önemli. Örneğin şu içerideki siyah sınırı ele alırsan o zaman içerideki fırın havası ve patates ve fırının şu malzemelerin hepsi bizim için sistem oluyor. Neyse bunlar başlangıç bilgileri ayrıntılısına bakacağız. Isı geçici sistem sınırında olur. Bakın sistem sınırını delen enerjiler 3 taneydi. Bu çerçevede hep aklımızda kalsın. Sistem sınırını delen enerji geçişi ısı geçişidir. Sistemin iç enerjisini duyulur ve gizli ısı oluşturuyorsa bunlara ısıl enerji denir. Isı geçişi ve ısıl enerji birbirinden farklı kavramlardır. Termodinamik bilen kişiler artık ısı geçişi ve ısıl enerji nedir, farkı nedir iyice öğrendiler. Bu konuda hata yapmayacağız. İç enerji termodinamik bir özelliktir demiştim. Sonuç olarak arkadaşlar basınç, sıcaklık nasıl termodinamik bir özellikse ve tablolardan okuyabiliyorsak iç enerji de küçük U'la gösterilecek şekilde iç enerji de tablolarda yer alır ve termodinamik bir özelliktir. Gelelim mekanik enerjiye. Mekanik enerjiyi şöyle tanımlayalım önce. Türbin, pompa ve fan gibi mekanik bir düzenekle doğrudan ve ideal olarak tamamen mekanik işe dönüşebilen enerji biçimine biz mekanik enerji diyoruz. Bakın, pompa ve fan gibi elemanlar olacak. Bunun yanında tamamen mekanik işe dönüştürüleceğiz biz. Ama bak ideal kelimesi burada önemli. Yani mekanik enerjinin tanımının içinde ideal kelimesi var.
biz ideal olarak tanımlamayı yaptık. Buna göre işlemleri yapacağız. Biraz sonra mekanik enerji eşitliğinde ele alacağız. Arkadaşlar, ısı enerji mekanik enerji değil. Çünkü doğrudan ve tamamen işe dönüştürülemez. Bak, doğrudan yukarıdaki tanımda var. Doğrudan ve tamamen mekanik işe dönüştürülen enerjilere biz mekanik enerji diyoruz. Isı enerjinin tamamı işe dönüştürülemiyor. Bunu ikinci yasada çok güzel işleyeceğiz zaten. Onun için ısı enerji mekanik enerji değil. Arkadaşlar, M üssü nokta olarak kütlesel debiyi gösterirsek, M üssü nokta kütlesel debisindeki bir hareketli akışkanı ele alalım. Yani kütleyle enerji geçişi zaten bu. Hareketli akışkan varsa ve sistem sınırını bu deliyorsa, o zaman kütleyle enerji geçişinden söz ederiz. Bunun hakkında da kısaca konuşalım. Kütleyle enerji geçişini ele aldığımız o zaman, ele alıyorsak o zaman E'nin altına bir kütle yazmakta yarar var. Üstüne nokta koyarsak birim jül oluyor arkadaşlar. Yani jül bölü saniyeye biz, pardon, birim watt oluyor üzerine nokta koyarsak. Jül bölü saniyeye watt diyoruz. Jül bölü saniye watt'tır. Bu güç birimidir. Ve üzerine nokta koyuyorsak enerji de bu watt'ı gösterir. Ama M'nin üstüne nokta koyarsak o da birim zamana göre değişimi, kütlenin değişimini gösterir. Sonuçta bak, burada da birim zamana göre değişim var. Kütlesel debide de birim zamana göre değişim var. O zaman üzerine nokta geliyor. E üzeri nokta kütle eşittir. Kütlesel debi çarpı küçük E kütle. Küçük E kütle jül bölü kilogramdı. Burası kilogram bölü saniye ise birim analizi yaptığında zaten watt çıkıyor. E kütleyi nasıl yazabiliriz? Arkadaşlar, iç enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji biraz önce söz ettik. Sistemin enerjisiydi. Ama bu sistem hareketli bir akışkansa ve sistem sınırını deliyorsa biz buna kütleyle enerji geçişi diyorduk. Ama bu üçü yetmiyor o zaman. Çünkü bu akışkanı göndermek için bir de akışkanda basınç değişimi lazım. O zaman basıncın etkisini de buraya yazacağız. Şu basınç işi veya akış işi olarak, basınç enerjisi veya akış işi olarak isimlendiriliyor. P çarpı V. Bu V'yi küçük yazarsak özgül hacim metreküp bölü kilogram. Basınç Pascal. Arkadaşlar, Pascal çarpı metreküp jüldür. Sonuçta kilogram da var. Jül bölü kilogram birimine erişiyoruz. Hepsi jül bölü kilogram biriminde. Demek ki bir kütlenin hareketi varsa bu kütlenin enerjisini biz onun sahip olduğu iç enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji ve basınç enerjisiyle ifade edebiliriz. Bu kütleyle olan enerji geçişini ayrıntılı olarak ileride işleyeceğiz. Bu ön bilgi arkadaşlar ve şu dördünün toplamıdır. Neden böyle ayrıntılı sona ele alacağız? Buradan mekanik işe geçelim. Arkadaşlar, kütleyle olan enerji geçişinin içinde mekanik işi barındırıyor. Şu üçünün toplamına biz mekanik iş diyoruz. Kinetik enerji, potansiyel enerji ve ne yanlış oldu. Şu üçünün toplamı tabii ki. İç enerji değil. Kinetik enerji, potansiyel enerji ve P çarpı V basınç enerjisi mekanik enerjiyi bize veriyor. İç enerji niye yok? Bu ısıyla ilgili bir kavram. Isıl enerjiyle ilgili bir kavram. Mekanik enerjinin içinde ısıl enerji yok. Tamam. Onu yanlış söylemeyelim. Sınırdan giren çıkan mekanik enerji arkadaşlar, bu üçünün toplamı. Bu üçünün toplamını şu şekilde de gösterebiliriz. Özgül hacim nedir? Yoğunluğun tersidir veya yoğunluk özgül hacim tersidir. Yani burada özgül hacim yerine yoğunluk kullanacaksak P bölü rho da olur. Jül bölü kilogram biriminde. Bunu kütleyle veya kütlesel debiyle çarptığımızda watt veya jül birimine ulaşacağız. Mekanik enerjiyi tekrar açıkça yazarsak arkadaşlar, P bölü rho olarak yazabiliyoruz dedik. Buna akış işi, basınç enerjisi, akış enerjisi denilebilir. Kinetik enerjiyi jül bölü kilogram biriminde yazarsak V kare bölü 2. Potansiyel enerjiyi jül bölü kilogram biriminde yazarsak G çarpı Z. Bu bizim mekanik enerjimiz. Küçük E ile gösteriyorsak jül bölü kilogram. Büyük E'ye geçersek ve üzerine nokta koyarsak kütlesel debiyle çarpacağız. O zaman birimi watt. Ama termodinamik ne dedik biz? Enerji değişimleriyle ilgilenir. Yani başına delta getirirsek tabii ki küçük E'nin de başına delta gelecek.
Enerji değişimleri bizim için daha önemli. O zaman burası ne olur? P2 eksi P1 bölü rho basınç değişimi varsa. Zaten basınç değişimi olmadı mı akışkanı hareket ettiremeyiz. Hız değişimi varsa karelerinin farkı olarak ve bölü 2 olarak ve yükseklik farkı varsa Z2 eksi Z1 olarak devreye alacağız. Arkadaşlar mekanik enerji ideal bir eşitlik. Aynı zamanda ideal Bernoulli denklemidir. Yani Bernoulli denklemi dediğimiz zaten ideal bir denklem. Bernoulli denklemini bak burada akışkanlar mekaniğinde gördüğünüz Bernoulli denklemini de elde etmiş olduk. Şu iç kısım Bernoulli denklemine karşılık geliyor. Evet, akış işinden bahsettik. Kısaca konuştuk. Arkadaşlar bu akış işiyle ilgili kısa bir bilgi yine Ege ders içinde var. Bir bakalım ona. Evet. Şu şekilde kısaca anlatılmış. Yani şöyle diyelim. Şurada bir akışkan var. Bu akışkanı biz şu noktadan şu noktaya hareket ettirmek istiyoruz. Yani L'ye kadar hareket ettirmek istiyoruz. Akışkanın önünde de sanal bir piston bulunsun. Yani piston silindir düzeni gibi düşünelim. Biz bu akışkanı bu piston çerçevesinde böyle iktirmek istiyoruz ve hareket ettirmek istiyoruz. Ve bu akışkana bu hareketi verebilmemiz için ne gerekir? Ne gerekir arkadaşlar? Akış işi örneğin kuvvet çarpı yol. Nedir? Jüldür bu kuvvet çarpı yol. Bu kadar bir enerji vermemiz gerekir. Akış işi vermemiz gerekir. Kuvvet, şurada gösterdiğimiz kuvvet. Bu kuvveti biz arkadaşlar basınç cinsinden yazarsak kuvvet nedir? Basınç çarpı yüzey alanıdır. Yüzey alanı şurası zaten. Yani akışkanın şu yüzey alanı P çarpı A o zaman. P çarpı A kuvvete eşit. P, A, L olarak yazarsak burada gördüğünüz gibi alan şu alan. L şurası alanla L yüksekliğini ve uzunluğunu çarparsak hacmi elde ediyoruz. Yani akış işini biz P çarpı V olarak yazarız. Termodinamikte bu şekilde göstereceğiz. P çarpı V, Pascal çarpı metreküp, jül birimine eşit. Veya küçük harfle yazarsak V akış işi P çarpı küçük V veya P bölü Rho. Gördüğünüz gibi akış işi bu çerçevede ele alınabilir. Evet, slide'a geçelim. Evet. Sınırdan ısı geçişi olduğunda ısı enerjisinden bahsederiz dedik. Isı enerjisi, ısıyla enerji geçişi gibi isimler verebiliriz. Sıcaklık farkı varsa ısı geçişi vardır dedik zaten arkadaşlar. Isı geçişinin tek tanımı sıcaklık farkının olması. Delta T önemli. Isı transferinde bunu güzelce görüyorsunuz zaten. Isı transferi eşitliklerinin içinde hep delta T vardır. Isıyı biz Q ile göstereceğiz. Birimi jül. Küçük Q ile gösterirsek jül bölü kilogram biriminde yani büyük Q bölü M olarak ele alacağız. Eğer üzerine nokta koyarsak ısının watt birimi olacak. Tabii ki wattı zaman değişimiyle çarptığımız an yine jül birimine erişeceğiz. Yani Q üzeri nokta çarpı dt, T1 ile T2 arasında integre edersek bunu Q'ya eşit olacak. Veya biz Q üzeri nokta sabitse bunu Q üzeri nokta çarpı delta T olarak yazabiliriz. Jül eşittir watt çarpı saniye. İşte burada da açıkça yazmışız. Watt biriminde veya jül biriminde ele alacağız. Gerektiğinde bu watt birimini T1-T2 arasında integre ettiğimizde büyük Q'ye erişeceğiz. Tabii ki Q her zaman sabit olmayabilir. Isı transferinde onu güzelce yine işliyoruz. Q zamana bağlı bir eşitlikle ifade edilebiliyorsa ona göre integrali alacağız. Arkadaşlar adiabatik sistem dediğimizde yine ilk derste bahsettik. Sınırı yalıtım malzemesiyle kaplanmış ise yalıtım malzemesiyle biz buna adiabatik sistem diyoruz. Sıcaklık farkı olsa dahi sınırdan ısı geçişi ideal durumda sıfır alınıyor adiabatik durumda. Adiabatik sistemde. Yani adiabatik sistemde sınırdan ısı giriş çıkışı sıfır alınacak. Sistemi bu haliyle bıraktığımızda sistem örneğin 40 derecede dışarısı 0 derecede yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa ısı transferi olur ama
Termodinamikte bizi bu sistemi yalıttıysak, adiabatik olarak kabul ettiysek bunu sıfır alıyoruz. Gerçekte ne kadar yalıtırsan yalıt, zamanla ısı çıkışı olacak dışarıya. Ama termodinamikte incelerken yalıtım gördüğümüz an Q'yu sıfır alacağız. Yalıtımlı sınırda, adiabatik sistemde. Isı geçişinden sonra iş geçişinden söz edelim. Arkadaşlar bir sistemin sınırını geçen enerji, sıcaklık farkı ve kütle ile enerji geçişi şartlarını sağlamıyorsa bu enerji geçişi iştir. Zaten 3 tane sınırı delen enerji var. Isı, iş, kütle. Eğer sıcaklık farkı yoksa tabii ki iş geçişinden söz edeceğiz. İşimiz V ile veya W ile göstereceğiz. Joule biriminde veya küçük W ile, ben buna V diyeceğim kısaca, gösterirsek Joule bölü kilogram veya Joule biriminde ifade edebileceğiz. Burası da önemli. Matematik olarak ısı ve iş geçişleri yola bağlı fonksiyonlardır. Arkadaşlar matematik olarak incelediğimizde ısı ve iş geçişleri yola bağlı fonksiyonlar. Bunun ayrıntısını şöyle girelim. Bir hali ile iki hali arasındaki enerji geçişini ele alalım. Bakın şu iş, şu ısı olmak üzere başına D koyamadık. Çünkü bunlar yola bağlı fonksiyonlardır. Yola bağlı fonksiyon olmasa başına D koyacağız. Biraz sonra söyleyeceğiz. 1 ile 2 arasında bunu integralini aldığımızda bu bozuk D iş ifadesi V 1-2 olarak gösterilecek. DV olarak yazılamaz kesinlikle. Nedenini daha açık olarak inceleyeceğiz biraz sonra. Delta V olarak yazılamaz. V 1-2 olarak yazdığımızdan 1 hali ile 2 hali arasındaki durumu bize, enerji geçişi durumunu bize gösterecek. Q için de aynı şey geçerli. Q 1-2 yazacağız. Delta Q yazamayız. Bunlar sınırda olan olaylar ve sınırda olan bu olaylar için delta V, delta Q yazamayız. Çünkü yola bağlı fonksiyonlar matematik olarak. Yola bağlı olmayanlar hangisi? Örneğin hacim. Bir hali ile iki hali arasındaki hacim değişimini göz önüne alırsak bunu dV olarak yazabiliyoruz zaten. Bir ile iki arasında integre edersek bu zaten delta V'ye eşit. Yani V2 eksi V1'e eşit. Hacim yola bağlı fonksiyon değil. Yola bağlı fonksiyon değil hacim. Yukarıdaki ısı ve iş yola bağlı fonksiyon. Evet, son kez söyleyelim, yanlış söylemeyelim. İş ve ısı yola bağlı, hacim yola bağlı olmayan fonksiyon. Hacim yola bağlı fonksiyon değil. Ha, şurası önemli bak. Sınırdaki olaylar ısı ve iş yola bağlı. Sistemdeki bu hacim değişimi yola bağlı değil. Tamam, başka söylenecek önemli bir nokta şu anda yok. Örnek, yani yola bağlı değil, yola bağlı çerçevesinde örneğimizi şöyle verelim. Arkadaşlar PV diyagramını çizmişiz. P Pascal ve metreküp hacim olsun. Bir hali bak burası, iki hali burası olsun. Birden ikiye termodinamikte çeşitli yollarla gidebiliriz. Örneğin A yoluyla gidelim, örneğin B yoluyla gidelim. Ne değişecek? Bakın bir noktasının basıncı P1, iki noktasının basıncı P2. Bir noktasının hacmi V1, iki noktasının V2. Ama gittiğimiz yollar farklı. Herhangi bir sistem hal 1'den hal 2'ye A ve B işlem yolları ile getirilsin. Eğer A yolunu izlerse eğrinin altında kalan alan paralı bölgeye kadar olacaktır. Eğer B yolunu izlerse eğrinin altında kalan alan A'dan büyük olacaktır. Demek ki yola bağlı olan durumlarda eğrinin altında kalan alanlarla biz olayı modelliyoruz. Onun için iş birden 2'ye A yoluyla gittiğimizde birden 2'ye B yoluyla gittiğimiz işe eşit olmayacak. Sınırdan geçen iş elin altında kalan alana eşit sonuç olarak. Biz onu zaten öyle hesaplayacağız ileriki derslerde. Bu elin altında kalan alan bize işi verecek. Şu A'nın altında kalan alan ayrı, B'nin altında kalan alan ayrı. Ama bak buradaki hacim değişimi bu yoluyla bağlı değil. Bak hacim değişimi ise yola bağlı değildir. DV delta V'ye eşittir.
Yani delta VA eşittir delta VB olarak yazılabilir. Arkadaşlar güzelce anlatmaya çalışıyoruz. Bu ders notları Ege ders içinde de var. Güzelce tekrar etmeniz lazım. Birinci ders ve ikinci dersi öğrendiğiniz her türlü bilgi ileride çok işimize yarayacak. Bu bilgiler çerçevesinde her şeyi modelleyeceğiz, yapılandıracağız. Onun için dersi güzelce izleyip ders notlarında güzel de çalışmakta büyük fayda var. Evet, sistemi biraz önce göz önüne aldık. Bu sistemin enerjisini tanımlamaya çalıştık. İç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamı olarak yazabiliriz dedik. Diğer enerjiler yoksa sistem için. Sistemdeki enerji değişimini sağlayan şey sınırı delen enerjiler. Bunlar ısı ve iş olabilir. Kapalı sistem için ele almışım burada. Sonuç olarak kapalı sistemden başladık dersimize. Bu sınırı delen enerjiler örneğin Q giren olsun. Arkadaşlar işaret anlaşması gereği örneğin giren Q'yu artı olarak gösterelim. Sistem ısı kaybediyorsa, hani ısı kaybetmez de günlük hayatta öyle söylüyoruz. Sistemden ısı çıkışı varsa onu eksi olarak gösterelim. Sisteme giren işi artı olarak gösterelim. Sistemden çıkan işi eksi olarak gösterelim. İşaret anlaşması önemli. Bunların tersini de gösteren kitaplar var. Sonuçta biz girene ısı olarak artı, giren işe artı, çıkanlara eksi diyelim. Kapalı sistem için yukarıdakileri yazarsak artı QG, eksi QC, artı VG, eksi VC. Tabii ki bunların hepsinin arkadaşlar toplamı sistemdeki enerji değişimine eşittir demiştik zaten. Bu sistemdeki enerjiyi değiştiren tek şey sınırı delen enerjiler. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra artıları bir yerde toplayalım. QG artı VG var tamam. Parantez içinde de diğerini alalım. QC artı VC var. Başında eksi var. Yani eksileri bu tarafta topladık. Bu ikisinin toplamına E giren diyelim. Toplam işareti altında. Bu ikisinin toplamına E çıkan diyelim. Toplam işareti altında arada eksi işareti var. Bak. E giren eksi E çıkan delta E sisteme eşit oldu. Yani bu toplam işaretlerini ileride göstermeyeceğiz ama toplam olduğunu bileceğiz. Biz kısaca E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem diyeceğiz ki şu anda termodinamiğin birinci yasasını yazmış olduk. Kapalı sistem için birinci yasa basitçe bu arkadaşlar. E giren eksi E çıkan delta E sistemi çok kullanacağız. Bundan sonra termodinamik 1, termodinamik 2 her türlü problemde önce birinci yasa analizi yapacağız. Sınırdan elektrik işi geçişi demişim. Yani sınırdan iş geçişlerini ayrıntılı olarak ele alacağız da yine burada özet bir bilgi verelim. Elektrik işi bizim için önemli. Sınırdan elektrik işi girişi varsa veya çıkışı varsa çıkışını daha sonra yani türbinden mesela elde ettiğimiz iş elektrik enerjisi bize sağlıyor. Neyse onları sonra bakacağız. Elektrik işi için VE olarak gösterirsek o gerilim akım çarpı zaman farkına eşit. Volt, amper, saniye, jüle eşit zaten. Bunu watt olarak gösterirsek arkadaşlar gerilim çarpı akıma biz zaten kısaca watt diyoruz. Bu V çarpı I'yi elektrik bilgileri altında I kare çarpı R olarak da yazabiliyoruz. Direnci yani ohm olarak direnci alırsak buna eşit. Veya gerilimin karesi bölü direnç olarak da yazabiliyoruz. Watt biriminde şu iki ifadeyi yazabiliriz. Sınırdan giren elektrik işini bu şekilde gösterebiliriz. Belli bir gerilimde, belli bir akımda ve belli bir dirençte. Zaten bu direnç sayesinde buradaki sistem ısınıyor. Evet, başka bir bilgi şu anda elektrik işi için bu kadar. Sınırdan geçen mekanik iş biçimleri için bilgi notuna bakınız demişim. Arkadaşlar bakın, kitaplara bakın veya Ege ders içinde de bilgi notu var. Mil işi, yay işi, diğer işler önemli. Sınavlarda karşınıza çıkabilir, hayatta karşınıza çıkabilir. Bu işlerin ayrıntısını burada ele almayacağım. Çünkü benim hem bilgi notunda hem termodinamik kitaplarında bunlar kısaca anlatılıyor. Bu formülleri, bu eşitlikleri bilin. Gerektiğinde hepsini kullanacağız. Evet, biraz yorulduk. Şimdi 10 dakika ara verelim. Arkadaşlar 10 dakika sonra dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat
10.48, 11'de devam edelim.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Evet, termodinamiğin birinci yasasını güzelce ele alacağız. Biz ona sizinle enerjinin korunumu, enerji dengesi veya enerji eşitliği diyeceğiz. Bu çerçevede birinci yasayı da biraz önce modelledik. Toplam enerji miktarı sabittir ve toplam enerji miktarı sabit kalmakla birlikte enerji dönüşümleri olabilir sistem için dedik. Sistem için enerji dönüşümleri olabilir ama toplam enerji miktarı sabittir birinci yasa gereği. Bu çerçevede enerji dengesi eşitliği adı altında birinci yasayı işleyeceğiz. Sistem sınırından ısı, kütleyle enerji girişi veya çıkışı olabilir. Enerji geçişleri sonucu sistemin hali değişir. Tabii ki sistemin halini değiştiren tek şey sınırdan geçen bu enerjiler. Sistemin enerjisi genel olarak iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjiden oluşur dedik. Birçok tekrar yapıyoruz çünkü bunların öğrenilmesi çok önemli. İleride üzerinde hiç durmayacağız. Bu bilgilerin hepsini biliyorsunuz kabul edeceğiz. Kapalı sistem bizim için önemli. Kapalı sistemle her şeye başlayacağız dedik. Kapalı sistemin içinde herhangi bir akışkan bulunsun. Hava olur, su olur, diğer akışkanlar olur. Ve bunun bir sınırı olsun. Bu sınır çerçevesinde gördüğünüz gibi sınırı içeride çizmişiz. Sadece akışkan bizim için sistem. Buna biz kontrol kütlesi de diyorduk. Örneğin burada sistemi su alalım. Bu suya bir ısı girişi olsun. Isınacak. Isı girişi var bak sınırdan ama yalıtımlı ise Q çıkan olmayacak. Yani biz ısıyı verebiliriz. İyi yalıtılmış bir kaba. Isı girişini verebiliriz. Yalıtım yaptığımız için ısınan sudan dışarıya ısı çıkışını engelleyebiliriz. Bir pervane varsa arkadaşlar pervaneyle giren bir iş girişinden söz edebiliriz. Sonuç olarak hem ısı girişi hem pervanenin çalışması sistemin moleküler yapısında bir hareketliliğe neden olacağı için sistemin sıcaklığını artıracak. Tabii kapalı kap bu basıncı da artacak, sıcaklık da artacak, hacim de artacak. Belli bir süre sonra tabii ki kapalı kapta patlama olasılığı da meydana gelebilecek. Sonuç olarak mühendis olarak bunları değerlendirmek durumundayız. Çevreyi 20 derece alalım bu kapalı kap için. İçinde su var dedik arkadaşlar. Hal birimiz şöyle olsun. Su 20 derece santigratta ve 2,3 kilopaskal basınçta olsun. Q giren 0 ve giren pervane 0 olsun. Başlangıçta sınırdan giren enerji olmasın. Termodinamik dengede olan sistemleri inceliyor ve haller bizim için denge durumlarıdır. Hal 1'de denge bu şekilde olsun. Daha sonra sınırdan enerji girişi olsun arkadaşlar. Yani denge bozuluyor bak. Dengeyi bozar sınırdan enerji giriş çıkışları. Q giren ve V giren pervane sıfırdan farklı ise suyun hali değişecek. Hal 2'yi ele alalım. Su 30 dereceye gelsin. Basınç 4,2 kilopaskal olsun. Arkadaşlar hal 2'ye geldiğimizde sınırdan ısı girişi ve pervaneden iş girişi olsa dahi biz o anlık durumu gözden alıyoruz. Yani su 30 derece ve 4,2 kilopaskal basınç anındaki durumu gözden aldığımızda biz buna hal 2 diyebiliriz. Veya hal 2'ye gelinceye kadar hal 2'ye gelince girişler durdurulsun örneğin. Q giren ve V giren. O zaman sistem dengede. İstersek anlık bir durumu sistem dengede olarak değerlendiririz. İstersek ikinci hale gelince girişler durduruldu diyebiliriz. Ne oldu? Sıcaklık arttı. Yani sıcaklık arttı demek iç enerji arttı. İç enerji direkt sıcaklıkla ilişkili bir durum. Çünkü moleküllerin kinetik enerjisinde bir artış oldu. Moleküller birbirine çarptıkça akışkanın veya suyun sıcaklığı da arttı. Bu sefer delta U sıfır değil. Bakın yani hal 1'de delta U'dan bahsedemeyiz. Hal 2'de delta U'dan bahsedemeyiz. Delta U fark. İç enerji farkı sıfır değil. Sonuçta sıcaklık arttı. Sabit hacimli kapalı sistemde iç basınç da arttı. Sonuç olarak. Evet. Yani hal 1 ve hal 2 durumunu ve sınırından geçen enerjileri bu şekilde değerlendirip incelememizi termodinamik olarak yapacağız. Bu Q giren veya Q çıkan veya V giren veya V çıkanları değerlendirdiğimizde iç enerji değişimi nasıl oluyor?
sistemdeki enerji değişimi nasıl oluyor, onları güzelce inceleyeceğiz. İncelememize şu soruyla devam edelim. Şekilde verildiği gibi başlangıç kinetik enerjisi 0 ve potansiyel enerji 981 jül olan 10 kilogram kütlesinde bir metalik kütle, gördüğünüz gibi şekilde de var, 10 metre değerindeki yükseklikten serbestçe düşmektedir. İkinci durum, yani ikinci hali, bak anlık bir durum olarak ikinci hali göz önüne almışız. İkinci durum noktasında metalik kütlenin hızı 9 metre bölü saniye olarak ölçülmüştür. Şekil üzerinde de var. Şekil ile verilen yükseklik ve hızlarla ikinci ve üçüncü durum noktalarındaki kinetik ve potansiyel enerjileri hesaplayınız. Z2 ve V3 olarak gösterilen yükseklik ve hızı da belirleyiniz. Burada hız V ile gösterilmiş. Biz V3 hızını hesaplayacağız. Z2 yüksekliğini hesaplayacağız. Bak anlık olarak 1, 2 ve 3 hallerini veya durumlarını göz önüne alacağız. Bunu termodinamik olarak inceleyelim. Arkadaşlar ne dedik biz? Termodinamik birinci yasasını her zaman kullanacağız. Doğa ve bizim yapacağımız her türlü işlem birinci yasayla ilişkili olacak. Enerji dengesine E giren eksi E çıkan delta E sistem olarak yazdık biraz önce. E giren eksi E çıkan sistem sınırından giren ve çıkan enerji geçişlerini bize gösteriyor ki bu metalik kütle için baktığımızda sistem sınırından giren çıkan enerji yok. Hani gerçekte aşağı düşerken bir miktar sürtünmeden dolayı ısınır, ısı girişi olur ama gerçek durumu değil. Şimdi ideal durumu göz önüne alıyoruz. Sürtünmeleri dikkate almıyoruz. O zaman E giren eksiye çıkan eşit sıfırsa delta E sistem sıfır. Delta ne demek? Delta U demek, delta kinetik enerji demek, delta potansiyel enerji demek. Bu üçünün toplamı sıfır. Arkadaşlar ne dedik biraz önce? Kütlenin sıcaklığının arttığını kabul etmeyelim dedik. İdeal bir durum göz önüne alalım. O zaman delta U sıfır olur. Gerçekte çok az artar veya biraz fazla artar. Ama bu soruda aslı söylemedikçe sürtünmeleri dikkate almayacağız. Delta U sıfır olsun. Yani delta U'nun sıfır olması kütlenin sıcaklığının artmadığını bize göstersin. İç enerjinin değişmediğini göstersin daha doğrusu. O zaman elimizde delta kinetik enerji artı delta potansiyel enerji kaldı. İkisinin toplamı sıfır. Veya enerji dönüşümü var zaten burada. Burada. Delta kinetik enerji eşit eksi delta potansiyel enerji olarak yazılabilir. Veya kinetik enerji 2 eksi kinetik enerji 1. Diğerinin başında eksi olduğu için potansiyel enerji 1 eksi potansiyel enerji 2 olarak yazılabilir. Bak birinci yasayı kullandık. Enerji dengesini göz önüne aldık ve kinetik enerji ve potansiyel enerji şeklinde eşitliği ifade edebildik. İkinci hal ve birinci hali göz önüne alırsak alt indisler 1 birinci hali, 2 ikinci hali göstersin. İki hali arasındaki değişimi bu şekilde yazabiliriz. Bak burada sayısal değerleri de koymuş. Kinetik enerji 2'yi bilmiyoruz ama 1'i 0 alacağız zaten. Potansiyel enerji 1'i biliyoruz 981 jül, 2'yi bilmiyoruz. Bu çerçevede arkadaşlar eşitliği düzenlersek kinetik enerji 2 ne? 1 bölü 2 m ve 2 kare bölü 2 eşittir 981 eksi m g t 2 olacak. İşte elimizde bilinen sayısal değerleri denkleme yerleştirmişiz. B2 hızı 9 olarak verilmiş, tamam. O zaman buradan direkt H2'yi bulabiliriz. Yani H2 veya Z2 yükseklik olarak ister H ile ister Z ile göster. 5.87 metre çıkıyor. Kinetik enerji 2'yi hesaplarız 405 jül. Potansiyel enerji 2'yi de hesaplarız artık. Elimizde her türlü bilgi var. 2 hali için 575.85 jül. 3 ve 2 hali için aynı şeyleri yazarsak, bak 3 ile 2 arasında yazarsan o zaman kinetik enerji 3 eksi kinetik enerji 2 eşittir potansiyel enerji 2 eksi potansiyel enerji 3 olacak. Yine arkadaşlar uzatmayalım, sayısal değerleri yerine koyarsan ve 3 hızını da 13.29 metre bölü saniye buluyorsun. Yani yere, yani referans noktasına 1 metre kare 13.29 metre bölü saniyelik hıza erişiyor bu kütle. Evet, bu soruyu bitirdik ama yine başka bir bilgi de kısaca vereyim burada bir saniye. Arkadaşlar, termodinamiğin birinci yasasını biz
giren eksiğe çıkan eşittir delta'yı sistem olarak yazabiliyoruz. Her zaman bu şekilde yazacağız artık. Giren eksiğe çıkan üzerinde ne yazıyor? Sistem sınırından giren çıkan enerji geçişleri. Altında ne yazıyor? Sistem sınırından kontrol yüzeyinden giren çıkan net enerji geçişleri. Yani başında toplam işaretleri de var. Kapalı sistemse bu sistem sınırı ismini alıyor. Açık sistemse kontrol yüzeyi ismini alacak. Delta sistemin üzerinde ne yazıyor? Sistem sınırı içindeki enerji değişimi. Altında ne yazıyor? Sistemde, kontrol kütlesinde, kontrol hacminde meydana gelen enerji değişimi. Kapalı sistemlerde kontrol kütlesi, açık sistemlerde kontrol hacminde diyeceğiz sisteme. Burada sistem kaya ise, bu taş parçası ise, sınır ise, kayanın dış yüzeyi ise, biraz önce çalıştık. E giden, E çıkan, Q ve E kütle cinsinden yok. O zaman elimizde kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimleri kalıyor. Bu çerçevede sonuç delta kinetik enerji eşit eksi delta potansiyel enerji şeklinde yazılabiliyor. Sistemde bir enerji başka bir enerjiye dönüşür. Bak sistemde, sistem kelimesi önemli. Bu şekilde biraz önceki soruyu özetleyebiliriz. Bunlar önemli bilgiler, başlangıç bilgileri olarak. Evet, enerji dengesi veya enerji dengesi eşitliği veya termodinamiğin birinci yasası eşitliği bizim için önemli. E giren, E çıkanlar cinsinden sistemde olan değişimleri göz önüne alıyoruz. Bunu açıkça yazarsak arkadaşlar, sisteme sistem sınırından giren enerji E giren, eksi sistemden, sistem sınırından çıkan enerji E çıkan, tamam. Arada eksi işareti var. Eşittir, sistemin toplam enerjisindeki değişim delta E sistem. Herhangi bir halde sistemin toplam enerjisi sabit, dengede sabit. Sonuç olarak yukarıdaki termodinamik eşitliği, birinci yasa eşitliğini yukarıdaki gibi yazabiliriz. Evet, hep tekrarlıyoruz, çok önemli. E giren eksi E çıkan sınırda olan olaylar, delta E sistem sınır içindeki olaylar. Termodinamik birinci yasası basitçe bu şekilde yazılabiliyor. Bakın burada hepsini göstermişiz. E giren altında kapalı sistemde tabii ki Q giren V giren olabilir. E çıkan altında Q çıkan V çıkan olabilir. Bu ikisinin toplamını alacağız ama başındaki eksi işaretine dikkat edeceğiz. Karşı tarafta iç enerji değişimi, kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimi olabilir. Aşağıda da açıkça bunu yazarsak şuradaki eksi işaretine dikkat etmişiz. Karşı taraf arkadaşlar küçük harfle yazmamızda büyük fayda var. Çünkü bu U1 ile U2'yi örneğin su için tablolardan okuyacağız. Birimleri jül bölü kilogram. Bu ikisinin farkını kütleyle çarpacağız. Tabii ki potansiyel ve kinetik enerjileri de 1 bölü 2 V2'nin karesi eksi V1 kare artı MG Z2 eksi Z1 olarak yazacağız. Haller veya bizim için çalıştığımız noktalar açısından 1 ve 2 hali arasında bu şekilde yazabiliriz. Evet, kapalı sistemi bir tencere için yine göz önüne alırsak arkadaşlar, bakın sistem sınırından Q giren 15 kilojül olsun. Kırmızı çizgiyle göstermişiz sistem sınırını. O zaman içerideki akışkan bizim için sistem. Çıkan 3 kilojül. Tabii ki bu tencerenin içindeki su ısındıkça dışarıya ısı çıkışı olacak. Güzelce yalıtılmamış ise 15-3, 12. O zaman sistemdeki enerji değişimi direkt Q nete eşit olacak. Yani birinci yasayı yazarsan zaten elinde Q giren Q çıkan var. Başka bir şey yok sistem sınırı denen enerjiler cinsinden. O zaman bu ikisinin farkı direkt delta E'ye eşit olacak. Yani sistemdeki enerji değişimi. Bu delta E'nin altına sistem yazıyorduk biliyorsunuz. O zaman sistemdeki enerji değişimi bu. Gördüğünüz gibi bir bataryadan, bir pilden biz elektrik enerjisini verirsek ve dirençle sistemi ısıtırsak, bu sistem de yanda görüldüğü gibi adiabatik bir sistemse, yani ısı giriş çıkışı yoksa sınırdan, o zaman iş girişi var, elektrik işi girişi var 5 kilojül. Bu 5 kilojül direkt delta E'ye eşit olacak. Birinci yasayı yazarsan sen E giren eksi çıkan eşittir delta E, ne var? Sadece 5 kilojüllük bir elektrik işi girişi var. O zaman bizim delta E sistem 5 kilojüle eşit olacak. Adiabatik sistem için. Pervane işini de göz önüne alırsak arkadaşlar, bakın sistem yalıtımlı değil. 15 kilojüllük
Isı girişi var, 3 kilojüllük ısı çıkışı var. Ayrıca iş girişi var, pervane işi olarak 6 kilojül. Sen bunları topla, 15 eksi 3 artı 6, yani E'den eksiye çıkan cinsinden gerekli matematiksel işlemleri yaparsan elimizde 18 kilojül kalıyor ki o da yine sistemdeki enerji değişimine eşit olacak. Biz delta E sistemi bak ayrıntılı olarak ele almadık. Sadece delta E eşittir 18 dedik. Ama buradaki iç enerji potansiyel ve kinetik enerji değişimleri nasıl etki eder bu 18 kilojül ona bakacağız ileride. E'den X'ye çıkan üzerine nokta koyarsak bu ikisinin farkı delta DE sistem bölü DT'ye eşit. Yani delta değil artık. Diferansiyel formda yazarsak DE sistem bölü DT'ye eşit. Yani jül bölü saniyeye yani watt'a eşit. Sistemdeki enerji değişimi dersek arkadaşlar yukarısına bu zamana göre değişiyorsa o zaman birimler jül bölü saniye olacak. Ve bu ikisinin farkı bu zamana göre değişimine eşit olacak. Biz başlangıçta zamana göre değişmiyor kabul edeceğiz ama daha sonra zamana göre değişen örnekte yapacağız. O zaman açık sistem için yazarsak aynı şeyleri Q giren artı V giren artı E kütle giren. Bak açık sistemde E kütle giren olmak zorunda. Diğer ikisi olsa da olur olmasa da olur ama genel olarak yazarsak bu şekilde ve üzerinde nokta var. Eksi diğer üçünün toplamı parantez içinde yani sınırdan birim zamanda geçen enerjiler. Üzerine nokta koyduğumuz an birim zamanda geçen enerjiler oluyor. Açık sistemlerde bu eşittir sıfır arkadaşlar. Neden? Sürekli akış varsa. Yani 10 kilogram bölü saniye devirde su giriyor sisteme. 10 kilogram bölü saniye devirde çıkıyor. Sonuçta içeride bir azalma, birikme, bir artma veya azalma yok. Sistemde bir birikme, artma, azalma yoksa ona biz sürekli akış diyeceğiz. Akışkanlar mekaniğinde de ele alınır sürekli akışlar. O zaman delta E sistem sıfır oluyor veya DE sistem bölü DT sıfır oluyor. Sıfır olmadığı durumları göz önüne alacağız da sürekli akışta bu şekilde. Ama süreksiz akış yazdığımızda bu oranı dikkate alacağız tabii ki. Sürekli akışlarda burası her zaman sıfır. Burası watt da olsa, jül de olsa burası sıfır. Ama süreksiz akışları göz önüne aldığımızda DE sistem bölü DT'yi göz önüne alıp işlemleri yapacağız. Evet. Açık sistemde sürekli, biz buna kararlı da diyebiliriz. Akış koşullarında delta E sistem 0 jül veya 0 watt üzerinde nokta varsa 0 watt olarak ele alınacak. Bu önemli arkadaşlar. Açık sistemlerde tabii ki üzerinde duracağız. Abi ön bilginiz olması şart. Bir de çevrim geçiren sistemler var. Yani bir sistemi bir halinden aldık, iki haline getirdik, sonra üç haline getirdik ve üçten tekrar bire getirdiysek bu çevrimleri ayrıntılı termodinamik 2'de de göreceğiz, 1'de de göreceğiz. Çevrim geçiren sistemlerde o zaman delta E sistem yine sıfır oluyor. İster watt olsun, ister jül olsun. Çevrim geçiriyorsa yani birden başlayıp tekrar bire geliyorsak delta E sistem sıfır. Ve açık sistemde sürekli akış varsa delta E sistem sıfır alınacak. Sıfır alınmacı durumlarına da dediğim gibi bakacağız. Evet, yine kısa bir tekrar. Sınırda ısı varsa Q ve Q'dan bahsediyorsak biz kesinlikle delta T olacak. O zaman ısı geçişi vardır diyoruz. Sınırda iş varsa, iş giriş çıkışı varsa W. Arkadaşlar bu sınırdan giren çıkan biz işleri hareketli sınır işi olarak, milin dönmesi olarak, elektrik işi olarak, yay işi olarak ele alacağız. Hareketli sınır işi çok önemli. Piston silindir düzeninde biz bunu ayrıntılı işleyeceğiz. Hareketli sınır işini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ona ayrıntılı dediğim gibi ilerleyen derslerde bakacağız. Biraz piston silindir düzeneklerinden ilk derste bahsettik. O bilgiler çok önemli. Bütün yeni bilgiler o öğrendiğimiz bu bilgiler üstüne yapılanacak. Pervane işi milin dönmesi dedik. Elektrik akımının sınırdan geçmesi ve bir ısıtıcı veya başka bir düzeni çalıştırması tabii ki elektrik işi. Yay işi de yani piston silindir düzenine yay bağlıysa ne olur? Yine kısaca geçmişte bahsettik. Ayrıntılı ele alacağız. Akışkan akımının olmadığı sistem için akışkan akımı yoksa kapalı sistem. E sistemi bu şekilde gösteriyorduk. Arkadaşlar akışkan akımının kütle ile enerji geçişinin olduğu sistemde
E-kütleyi geçmişte, yani biraz önce geçmişte dedim, biraz önce çalıştık. Açık sistemde sisteme giren çıkan akışkan enerjisini biz E üzeri nokta kütleyle gösterirsek watt birimini göz önüne alacağız. Bu dördünün toplamına eşitti. İç enerji burada olacak. Üzerine nokta koyuyorsan tabii ki watt biriminde o arkadaşlar kütlesel debi çarpı küçük U'ya eşit olacak. İşte birim analizi yaparsan watt. Burası kinetik enerji. Bak burada M değil mi? Üzeri nokta var artık. Yani watt biriminde yazacaksak böyle. Potansiyel enerji de böyle. Hacimsel debi gelmiş bak. Akış işi veya akış enerjisinde veya basınç enerjisinde. O zaman hacimsel debiden de biraz önce kısaca bahsettik. Metreküp bölü saniye biriminde hacimsel debi metreküp bölü saniyeyi Pascal'la çarparsak watt birimine ulaşıyoruz. Çünkü Pascal çarpı metreküp zaten jül. Jül bölü saniye watt. Kütlesel debiden biraz önce bahsettik. Hacimsel debi yine aşağı yazmışız arkadaşlar. Hız çarpı burası ve hız çarpı alan kesit alanı hacimsel debi bize verecek veya kütlesel debi bölü yoğunluk olarak da yazabiliriz. Evet. Jül biriminde yazacaksak E'yi burada arkadaşlar E kütle tabii ki. Yani altını kırmızıyla da göstermişiz. E kütleden bahsedeceksek yine büyük U, kinetik enerji, potansiyel enerji ve P çarpı küçük V yazarsak başında tabii kütle olacak. Yani jül birimine erişmek için özgül hacim cinsinden yazarsak akış işini E kütleyi de bu şekilde tekrar özetleyebiliriz. Jül birimi, watt birimi önemli. Arkadaşlar enerji dönüşüm verimleri içinde bilgiler var. Bizim Ege ders içinde. Onları yeri geldikçe ben anlatacağım ama burada şimdi ele almayacağız. Siz kesinlikle Çengel Hoca'nın kitabından enerji dönüşüm verimlerine bakın. Onlar enerji dönüşüm verimleri hakkında sorular karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi onu burada anlatmaya gerek yok. Kitaptan kısaca onu çalışacaksınız. Verim önemli bizim için. Termodinamiğin birinci yasası verimi tanımlı önemli. Bunlara adım adım bakacağız. Şu yandaki şekilde bakalım. Yine arkadaşlar ısıtıcı üstüne bir tencere suyu koymuşuz. Isıtıcının gücü 5 kilovat. Bak güç. Watt dediğinde güç. Elektrik enerjisi girişi var ısıtıcıya. Isıtıcının sınırından elektrik enerji girişi var ama bizim sistemi içerideki akışkan alırsak sistem sınırından ısı girişi var. 3 kilovat. Hani 5'in hepsi sisteme aktarılmıyor. Belli kayıplar var tabii ki. 2 kilovatlık da bir kayıp olsun sistemden. Bu sefer arkadaşlar verimden söz edeceksek 2 kilovatlık bir ısı çıkışı var iyi yalıtılmadığı için. Tabii yukarıdan kütle çıkışı da var da onu göz önüne almıyoruz şu anda. Buharlaşma var. Verim nedir? Bakın burada sisteme için faydalı enerji ne? Sistem için 3 kilovat. Biz sistemi 3 kilovat enerjiyle değerlendirebiliyoruz. Faydalı bu. Biz bu 3 kilovatı sisteme gönderirken ne kadarlık bir güçten faydalandık? Ne kadarlık bir güç girişi oldu? 5 kilovatlık bir elektrik işinden faydalandık. Ama 5 kilovatın hepsini kullanamadık. Çünkü 3'ünü kullanabildik. İkisini sistemden dışarı attık. İyi yalıtmadığımız için. Ve 3'ü 5'e böldüğümüzde yani 3 kilovat saat demiş orada. Bölü 5 kilovat saat 0,6 veya %60. Yani bu sistemin verimi %60. Arkadaşlar 3 kilovat bölü 5 kilovat da diyebiliriz. Orada saatler zaten birbirini götürüyor yani kafamız karışması. Jül birimi de yazmak istemiş aşağıda. Neyse onların ayrıntısına sonra bakarız. Yani watt çarpı saniye jül ya. Burada da saati sen saniye çevirirsen ona göre analiz yapabilirsin. Neyse 3 bölü 5 0,6 %60 verimli bir olay bu sistem için söyleyebileceğimiz verim ifadesi bu şekilde olabilir. Sunum bitti de vereceğim bilgiler daha bitmedi. Diğer bir notlara bakayım.
Evet, verimlerden söz ederken verimle ilgili başka bir örneği ele alalım. Dediğim gibi ayrıntısını siz çalışacaksınız. Ama şu örnek üzerinden ne anlatmak istediğimizi ifade edelim. Bir yağ pompasını ele alalım. Yoğunluğu 850 kilogram bölü metreküp olan bir yağı 0,15 metreküp bölü saniye hacimsel debi ile pompanın girişinden çıkışına doğru gönderiyor. Burada pompa önemli. Yağ pompası, giriş ve çıkış koşulları var. Pompaya 1 mil ile bağlı motora 65 kilowatt değerinde güç girişi oluyor. Bak, elektrik işi girişi oluyor. Pompa girişiyle çıkışı arasında 30 santim yükseklik farkı var. Pompaya bağlı boru girişi ve çıkışının çapları ise sırasıyla 9 santim ve 11 santim. Bak, çaplar da farklı. Güzel bir soru bu. Bu soruyu güzelce analiz edeceğiz. Pompadaki yağın basınç artışı 485 kilopaskal olarak ölçüldüğüne ve motor verimi de %90 olduğuna göre pompanın mekanik verimini sizinle şimdi hesaplayacağız. Evet, arkadaşlar, verilen bilgiler önce şekil üzerinde çalışmak işlemi kolaylaştırıyor. Önce şekil üstüne çalışalım. Pompanın verimini %90 vermiş, yanına yazdık. Giriş 65 kW, tamam. Bu mil dönerek pompayı çalıştırıyor, tamam. Ve basınç farkı P2-P1 485 kilopaskal olarak verilmiş. Bu bilgileri buraya yazalım. Ve bir noktasından giriş, iki noktasından çıkış var. Yağın yoğunluğu 850 kilogram bölü metreküp. Hacimsel debi 0,15 metreküp bölü saniye. Bütün verilen bilgileri buraya yazdık. İstersen şuraya çapları da yazabilirdik, tamam. Buraya D1 çapı ve D2 çapını da yazmakta fayda var. 9 santim ve 11 santim olarak. Bütün bu bilgiler çerçevesinde soruyu değerlendireceğiz şimdi. Güzelce değerlendirelim. Burada pompa sistem. Pompayı göz önüne alarak çalışıyoruz. Çünkü soru pompa üstüne. Pompanın mekanik verimine bakacağız. Pompa sistem. Yani sistem sınırı gördüğünüz gibi pompanın bu sınırını oluşturacak. Giriş ve çıkış arasındaki pompa iç yüzeyi artı boruların iç yüzeyleri sistem sınırı olsun. Pompa sınırından giren ve çıkan enerjiler yağın giriş ve çıkış mekanik enerjileri artı pompaya giren mil işi olacak. Bak, sistem sınırı denen enerji ne? Şuradan bir mille iş girişi var. Tamam. Buradan kütle girişi var. Buradan kütle çıkışı var. Demek ki sistem sınırı denen 3 tane enerji giriş çıkışı var. Yani 2 tane giriş, 1 tane çıkış olmak üzere. Sistem sınırı denen enerjilere direkt bakacaksın. Pompanın çalışması için milin çalışması gerekiyor tabii ki. Mili ise motor döndürüyor. Motorun çalışması ise 65 kW gücünde giren elektrik enerjisiyle sağlanıyor. Bu örnekte incelenen sistem sınırları belirlenmiş pompa. Önce mekanik enerjiyi yazalım arkadaşlar. Mekanik enerjiyi çalışmıştık. Bu pompa mekanik enerjiyle modellenir. Onun için mekanik enerji tanımında dedik ya, pompa fan gibi. Bu pompa için mekanik enerjiyi yazalım. Küçük harfle yazarsak jül bölü kilogram biriminde akış işi veya basınç enerjisi P çarpı küçük V, yani özgül hacim, basınç çarpı özgül hacim. Kinetik enerji V kare bölü 2, potansiyel enerji G çarpı H. Dönen mil ile pompaya bir iş girişi olacak ve bu iş girişi pompanın ihtiyacı olan mekanik enerjiyi sağlayacak. Şimdi arkadaşlar, burası da önemli. Sonuçta pompa mekanik enerji çerçevesinden değerlendiriliyor. Ve mekanik enerji nedir? Bu pompadaki akışkan giriş çıkışına bağlı olarak oluşan enerji türü. Bu giriş ve çıkıştaki enerjiyi sağlamak için milden bir iş girişi olması şart. O zaman bu mil işi mekanik enerjideki değişime eşit olacak. Bak, bu mekanik enerjideki değişim. Tabii ki ideal durumda bu ikisini eşit olarak yazabiliriz. Ne dedik biz? Mekanik enerji ya değişim ifadesi ideal bir eşittir. Bernoulli denklemidir. Bernoulli denklemi de idealdir. Gerçek durumda enerji denklemini akışkanlar mekaniğinde nasıl ele aldığımızı biliyoruz. Biz şimdi ideal durumları göz önüne alacağız. Watt biriminde inceleyeceğiz. O zaman delta E mekaniği biz kütlesel debi çarpı delta E küçük E mekanik olarak yazarsak kilogram bölü saniye çarpı jül bölü kilogram watt olarak elde ederiz. Mekanik çıkış, mekanik giriş farkı kütlesel debiyle çarpılacak. O da direkt mil işine eşit olacak.
Açıkça yazarsak arkadaşlar, parantez içine, burası PV2, PV1 farkı. İşte V2'nin karesi eksi V1'in farkı ve Z2 eksi Z1'in farkı olacak. Eşitlik bu. Başında kütlesel debi var. Kütlesel debiyi biz soruya baktığımızda arkadaşlar hacimsel debi verilmiş. Kütlesel debiyi yoğunluk çarpı hacimsel debiden elde edebiliyoruz. Yoğunluk 850 kilogram bölü metreküp olarak verilmiş. Yağın yoğunluğu 0,15 metreküp bölü saniye, hacimsel debi verilmiş. Kütlesel debimiz 127,5 kilogram bölü saniye. Tamam. Burayı hallettik. Gelelim parantez içine. Parantez içinde önce hızları halledelim. Arkadaşlar, pompanın giriş çapıyla çıkış çapı birbirine eşit olsaydı burası sıfır olacaktı. Ama farklı. O zaman hacimsel debi eşittir hız çarpı A ifadesinden yararlanarak V1 ve V2 hızını bulalım. Burası hız. Hız çarpı alan kesit alanı hacimsel debiyi bize veriyor. Hacimsel debi değişmez. Sonuçta akışkanlarda eğer sıvılarla çalışıyorsak hacimsel debi değişmez alabiliyoruz. Yine akışkanlar mekaniğinde ayrıntısı var da burada o ayrıntıya girmeyelim. Bu çerçevede arkadaşlar sıvılarda hacimsel debi değişmez. O zaman V hızını buradan çekersek hacimsel debi bölü kesit alanı. V1 için bunu nasıl yazabiliriz? Kesit alanında D1 değişecek. Yani V1'in D1'ini göz önüne alacağız. O 0,09 metre. Bu çap olduğu için pi çarpı d kare bölü 4'ten kesit alanı 1'i hesaplayacağız. Burası 0,15. Yani giriş hızı 23,58 metre bölü saniye. Çıkış hızında ne değişiyor? Sadece D2 değişiyor. 0,11 metre. O zaman 15,78 metre bölü saniye çıkış hızını elde ediyoruz. Dikkat! Çap arttı, hız azaldı. Gördüğünüz gibi burada yine mühendislik yaklaşımı açısından değişen veya değişmeyen değerlere bakabiliriz. Parantez içinde V2 ile V1'i hallettik. Z2 eksi Z1'i halledelim. O basit zaten 30 santim olarak verilmiş. H değeri 0,3 metre. Tamam. Gelelim başlangıçtaki PV2 eksi PV1'i halletmeye. Arkadaşlar ne dedik? Akışkanlar mekaniğinde anlatılır dedik. Termodinamikte de göz önüne alınır. Sıvılarda özgül hacim ve yoğunluk değişimi önemsizdir. Belli bir noktaya kadar önemsizdir. Onun için buradaki V2, V1 yerine direkt V'yi yazabiliriz ve bunu da başa aldığımızda P2 eksi P1 çarpı V olarak yazabiliriz. Sıkıştırılamaz akışkanlar için. Yani dedim ya termodinamikte önemli de akışkanlar mekaniğinde de anlatılır. Sıkıştırılamaz akışkanlar için biz özgül hacimle yoğunluğu belli bir duruma kadar sabit alabiliriz. Birbirine çok yakın alabiliriz. V2 ve V1 için. Onun için onu V olarak gösterelim. Arkadaşlar termodinamikte bunu ispatlayacağız zaten ilerleyen derslerde. Niye bu şekilde alabiliyoruz? Şu ikisini buna eşit alabiliyoruz sıvılarda. Onu termodinamikte de göstereceğiz. Önemli bir konu bu. Hatta pompalarda direkt ileride şu eşliği yazabileceğiz. Bunun üzerinde yine duracağız. Tamam. P2 V2 eksi P1 V1'i arkadaşlar küçük V çarpı delta P olarak yazabiliyoruz dedik. Tabii ki buradaki küçük V özgül hacim yağın özgül hacmi. Arkadaşlar yağın özgül hacmi verilmemiş ama yoğunluğu verilmiş. O zaman biz bunu 1 bölü rho yoğunluk çarpı delta P olarak yazabiliriz. Delta P verilmiş. Dikkat, birimi kilopaskal verilmiş. Burada paskala çevirdik. Bölü 850 kilogram bölü metreküp. Yani bu ikisinin farkını da 570,59 jül bulduk. Bu soru çok önemli. Başlangıç aşamasında arkadaşlar Ege dersi içinde de var. Bu soruyu güzelce tekrar analiz edin. O zaman delta mekanik mil işi cinsinden uzatmayalım. Sayısal değerleri yerine koy. Sonucu da kilovat olarak yaz. 53,55 buluruz. Pompa için gerekli mil gücü bu. Biz buna yararlı pompa gücü diyoruz. Çünkü ideal durumda göz önüne aldık arkadaşlar. İdeal durumda V pompa yararlı veya direkt buraya V pompa da yazabilirsin ama yararlı pompa gücü olduğunu bileceksin. Bu mile eşit. Bu soruda 53,55 kilovat olarak bulduk. Bu pompanın çalışması için 53,55 kilovatlık bir güce ihtiyaç var. 65 kilovatlık elektrik enerji girişi var. %90 verimli motor çalıştırılıyor. Yani motor kullandığı elektrik enerjinin %90 kadarını mile aktarabiliyor. O zaman mile motordan aktarılan nedir? Motorun
verimi çarpı elektrik işi girişi. Bir 65 kW giriyor. Bunun %90'ını motor mile aktarıyor. 58,5 kW. Bu gerçek durum arkadaşlar. Gerçek durum bu. Biz biraz önce ideal durumda 53,55 bulduk. Ne dedik? Kullandığımız eşitlikler ideal eşitliklerdir. O zaman bu ideal durumda. Yani bu pompayı biz 53,55 kW'da çalıştırabiliyoruz ama gerçekte 58,5 kW'lık bir mile motordan aktarılan iş var, enerji var. Gerçekte bunun bir kısmı işte sürtünmeye gidiyor. İdeal durumda milden pompaya 53,55 kW güç aktarılıyor. Gerçek durumda milden pompaya 58,5 kW güç aktarılıyor. Bu iki durum karşılaştırılarak pompanın verimi elde edilir. Pompa yararlı nedir? Pompanın verimi çarpı mile motordan aktarılan iş miktarı. Gerçek iş miktarı ne? 58,5 kW. Pompanın verimini bilmiyoruz. Zaten şunu biliyoruz. 53,55 kW'ı biz yararlı olarak bulduk. O zaman pompanın verimi %91,5 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu güzel, önemli bir soru. Önemli burada termodinamik veya mühendislik bilgileri var arkadaşlar. İleride kullanacağız. Pompa girişi ile çıkışı arasındaki uzaklık 0,3 metre. Göreceli olarak küçük olduğu için bazı durumlarda hesaba katılmasa da olur. Biz ilerleyen problemlerde arkadaşlar pompa girişi ile çıkışı arasındaki uzaklığı göz önüne almayacağız. Bu eşitlikten 0,3'ü çıkarın, sonucu çok etkilemediğini göreceksiniz. Ama yani öyle özel bir pompalar olabilir ki giriş ile çıkışı arasındaki uzaklık 1 metre olur, 2 metre olur. O zaman tabii ki devreye alacağız. Küçük durumlarda H'yi göz önüne almayacağız. Soruda zaten giriş ile çıkış arasındaki uzaklık verilmezse göz önüne almayacaksın demektir o. Gelelim pompa motor çiftinin verimi. Sonuç olarak burada pompa ve motor var. Biz pompanın verimini bulduk, motorun verimini bulduk. Bak pompanınki 0,91,5. Motorunki 0,90. İkisi de %90'a yakın verimlerde. Ama ikisini çarptığımız an verim düşecek. Pompa motor çiftinin verimi %82,35 olarak karşımıza çıkıyor. Bu güzel ve önemli bir soru. Arkadaşlar Egenet'te yine var. Aynı soruyu göz önüne aldığımızda biz bak burada ne demiş? İdeal durumda pompayı çalıştıran mil gücünü bulun. Biraz önce bulduk ya mil gücünü. Biz onu biraz önce mekanik enerjiyi göz önüne alarak bulduk. Bakın burada ben termodinamik birinci yasasını göz önüne alarak da aynı şeyi yaparız demişim. Esasında termodinamik birinci yasasını her şey için her probleme uygulayıp istenen sonucu elde edebilirsin. Biraz önce ki soruda mekanik enerji göz önüne aldık ama birinci yasa göz önüne alırsak hızlıca bir bakalım. Bunları incelersiniz. Arkadaşlar burada ne demiş? E giren eksi E çıkan. Giren olarak bakın E kütle 1 var o pompaya. İş ve ısı olarak bakarsak ısı yok. İş tabii ki mil girişi var. Mil işi girişi var. Çıkış olarak iş ve ısı yok. Kütle olarak E kütle 2 var. Tamam. Bak bunun buraya E kütle 2'yi yerleştir. Buraya E kütle 1 artı V mili yerleştir. Delta E sistem 0. Neden? Sürekli akış var. Bu çok önemli. Bak pompada giriş ve çıkış kütlesel debisi veya hacimsel debisi eşit. Yani sürekli akış varsa burası 0. Tamam. O zaman E kütle 1 artı V mili eksi E kütle 2 eşittir 0. O zaman V mili bak E kütle 2 eksi E kütle 1 olarak direkt karşımıza çıkıyor. Zaten biraz önce de benzer şeyleri yaptık. E kütle 2 eksi E kütle 1'i yazarsan arkadaşlar şurası hariç şurası neydi? Mekanik iş. Pompadaki iç enerji değişimini arkadaşlar aksi söylenmedikçe biz hep ihmal ederiz. Yaklaşık bu sıfırdır. Pompa bir miktar ısınır sonuç olarak çalışırken. Ama bu ısınma çok küçük kalacağı için burayı yaklaşık sıfır alabiliriz. O zaman biraz önceki sorudaki zaten eşitliğe direkt erişmiş olduk. Ama hani şuradaki U1, U2 değişimi önemliyse tabii ki bunu buraya katacağız. Burada sayısal değerleri yerine koymuşuz. Arkadaşlar 53,56 kW. Bak biraz önceki soruda 53,55 bulduk. Yani ufak tefek yuvarlatma hatası var ama aynı sonucu buluyoruz gördüğünüz gibi. İster birinci yasayı kullan, ister mekanik enerji bilgilerini kullan. Aynı sonuç ama ben dediğim gibi her zaman birinci yasayı kullanarak
her türlü işlemi yapabilirim. Pompanın verimi %100 ise ideal pompa, bilim pompaya aktarması gereken minimum güç 53.56 kW olmalıdır diye bağlamışız. Bu sorular önemli. Her zaman dersi anlatırken anlattığımız bilgileri ve önemli noktaları içeren soruları ele alıyoruz. Ege ders içine de yüklüyoruz. Bu anlattıklarım dediğim gibi çok önemli. Artık bundan sonra üçüncü konuya geçtiğimizde bu ilk anlatılan iki konudan ayrıntılı bahsetmeyeceğiz. Hepsini biliyorsunuz, kabul edeceğiz. Dersimizi biraz sonra bitireceğiz. Hem yoklama için hem anlattıklarımızı arkadaşlar bir özümsemek için bir test yapalım. Kaot testini yapalım. Sizler kaot.it veya iti yazarak teste dahil olacaksınız. Şimdi ben pini oluşturayım. Evet, 11 haneli numaramızla giriyoruz. Teste başlayacağız arkadaşlar biraz sonra. Giremeyen test sırasında da girebilir. Pin numarası çerçevesinde. Birazcık daha bekleyeyim. Testi başlatacağım. Evet, 25 kişi görünüyor. 21 kişi girmiş görünüyor. Testi başlatayım ben. Giremeyen de pin numarasına göre girebilir. Pin numarası aşağıda var arkadaşlar. Giremeyenler oyun sırasında girebilir. Oyunun pini aşağıda yazıyor. Evet, 15 kişiye teşekkürler. Enerjinin korunumu hangi termodinamik yasasıyla ele alınır? Tabii ki birinci yasa arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir şeyden söz edemeyiz. Enerjinin korunumu demek, enerji eşitliği demek, enerji dengesi eşitliği demek veya termodinamiğin birinci yasası demektir. İkinci soruya geçelim. Arkadaşlar 8 kişiye gerçekten teşekkürler. Dersin başında söyledik. Dinamik enerji sınırı geçen enerjiler için tanımlanıyor. Kesinlikle sınırı geçen enerjiler için biz dinamik enerji diyoruz. Sistemin enerji için statik enerji diyoruz. 10 kişi dikkat. Sistemin enerjisi için statik enerji diyeceğiz. Herhangi bir soruda sistemin enerjisi demez de statik enerjisi şudur derse şaşırmak yok. Evet, üçüncü soru.
Evet, 14 arkadaşı tebrikler. Sistemin enerjisi değildir. Potansiyel enerji, kinetik enerji ve iç enerji sistemin enerjisi zaten. Isı geçişi sınırdan olan bir olay. Sistemin enerjisi değil. Sistem sınırı delen enerji. Dördüncü sorumuz. Arkadaşlar olmadı. Üç kişiyi tebrik ederiz. Moleküler kinetik enerji, duyulur enerji arkadaşlar. Bir sistemin kinetik enerjisi artıyorsa, moleküllerin kinetik enerjisi artıyorsa, yani birbirlerine daha hızlı çarpıyorlarsa, duyulur enerjisi artar. Evet, bu test sayesinde eksikliklerinizi görün. Ona göre arkadaşlar dersi tekrar edin. Bu soruya yanlış cevap vereni özellikle not edeceğim. Çok dikkatli olun. Evet, 9 kişiye teşekkürler. Kapalı sistemlerde sistemin sınırından kütle giriş çıkışı olmaz. Diğer arkadaşlar çok dikkatli olmak zorunda. Diğer ısı, elektrik, iş giriş çıkışı tabii ki olabilir. Elektrik işi girişi çıkışı olabilir. Onlara dikkat. Evet, 13 arkadaşa teşekkürler. Sıcaklık farkından kaynaklanmayan enerjiye biz iş dedik zaten. Biraz önce hepsini anlattık. Arkadaşlar bir kişiyi özellikle not edeceğim. Bu bir arkadaşa teşekkürler. Akış işi, basınç enerjisi olarak kısaca bahsettiğimiz, biraz önce anlattığımız akış işin eşitliği basınç bölü yoğunluktur. Veya basınç çarpı özgül hacimdir. Arkadaşlar 13 arkadaşa teşekkürler. Sanki dengeli dediğimizde arkadaşlar biz ideal durumu göz önüne alıyoruz. Sürtünmenin etkilerini göz önüne almıyoruz. Sanki dengeli sistemleri, yani termodinamikte biz denge durumlarını inceliyorduk. Ama dengeyi bozan en önemli etken sürtünme etkisi. Sürtünmenin etkilerini göz önüne almıyorsak biz ona sanki dengeli de diyoruz. Bu bilgiyi bilmiyorsanız şu anda öğrenin. Sanki dengeli sürtünmenin etkilerini göz önüne almıyoruz. Sistemi ideal olarak inceliyoruz. Bu tanım önemli.
Sanki dengeli işlemleri ileride ayrıntılı ele alacağız. Evet, dikkat. Beş arkadaşı tebrik ederim. Bazen ben de hata yapıyorum. Hata yapmayacağız. Akışkanın mekanik enerjisi, basınç işi, kinetik enerji ve potansiyel enerjidir. İç enerjiyi dahil ettiğimizde biz sınırı delen kütle giriş çıkışlarının enerjisinden bahsediyoruz. İç enerjiyi dahil ettiğimizde basınç işi, kinetik enerji artı potansiyel enerji mekanik enerjidir ve ideal bir eşitliktir. Bu üçüne artı iç enerjiyi dahil ettiğimizde E giren E çıkandan bahsediyoruz. Yani kütleyle E giren E çıkandan bahsediyoruz demektir. Bu maviyle işaretlediğimiz durum doğru. Beş arkadaş dikkatlice buna cevap vermiş. Bütün bu cevaplar bizim için önemli. Yanlış cevap verenler tabii ki tekrar edecekler dersi. Son sorumuz. Arkadaşlar burada demek istediğimiz yani iş ve ısı yola bağımlı fonksiyonlardır. Tamam, birbirinden bağımsız fonksiyonlar olabilir. Hani kırmızı da çok yanlış değil ama esas anlatmak istediğimiz ders içinde de işledik. İş ve ısıyı biz yola bağımlı fonksiyonlar olarak alıyoruz ve altında kalan alana göre işlem yapıyoruz. Yani o bir haliyle iki hale birden iki haline nasıl gidiyorsa hangi yolu işliyor, izliyorsa o yola bağımlı olarak enerji miktarları değişiyor. Yani yola bağımlı dememizi bekledim ben bu soru çerçevesinde. Beş arkadaş yine bu konuda dikkatli. Ama kırmızı da çok yanlış değil, birbirinden bağımsız sonuçta. Fakat dediğim gibi yola bağımlı olarak ele alacağız. Arkadaşlar bugünkü katılan öğrenci sayısı çerçevesinde, sorulara verilen cevaplar çerçevesinde dersi tekrar etmenizde büyük fayda var. Son kez söyleyeyim. Birinci ve ikinci konuyu tekrar etmeyen diğer konuları zaten izlemesine gerek olmuyor. Başarı oranı bayağı düşüyor. Ben güzelce bir ve ikinci konuları anlatmaya çalıştım. Bu çerçevede önerilere dikkat ederseniz başarı gelir. Arkadaşlar soru yoksa canlı dersimiz burada bitiyor. Sizin Cumhuriyet Bayramınızı kutlar. Termodinamiği güzelce çalışmanızı dilerim.